Evren Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz de harika gözüküyorsunuz. İyiyim, çok teşekkür ederim. Evren Hocam, gerçekten bu cinsel yolla bulaşan hastalık sayısında bir artış var mı? Yoksa hani bunlar yeni yeni kayıt altına alınıyor da bize artış var gibi mi geliyor? Yok, aslında gerçekten bir artış var. Tabii ki artık bildirimi zorunlu hastalıklar sınıfı içerisinde geçiyor zaten bu cinsel yolla bulaşan hastalıklar. Hem daha fazla kayıt altına alınıyor ama gerçekten daha da fazla gözüküyor. Ama bir de işin tabii kayıt dışı kısmı var. Oraya hakim değiliz. Kayıt dışı kısma hakim değiliz. Çünkü halen bir bilinçsizlik hakim bu konuda. Peki niye artıyor? Şimdi baktığımızda insanlar sanki artık eskiye göre daha bilinçli diye bakıyoruz. Atıyorum. AIDS konusundan sonra mesela herkes artık daha bilinçli korunuyor. Ama öyle değil anladığım kadarıyla. Evet. Ben şunu iddia ediyorum. Konuşulmadıkça ya da bu konuda bir gerçek anlamda farkındalık yaratılmadıkça aslında halen tabular daha baskın olarak bizim üzerimizde bu etkilerini devam ettiriyor. Çünkü hani her konuda aslında tabu kendi canavarını ortaya çıkartıyor. Ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar da aslında tam anlamıyla bir salgın şeklinde şu anda yayılıyor. O kadar. O kadar. Çünkü farkındalık hem bence toplumumuzda halen daha düşük. Bir de bunun konuşulmuyor olması hem tabii ki farkındalığı azaltıyor ama aynı zamanda biraz da şeye de kaçıyor insanlar. Hani biz bunu kendi yöntemlerimizle korumaya çalışalıma kaçıyor. Ya da kendi yöntemlerine tedavi olmaya çalışıyor. Evet. O daha tehlikeli. Tabii ki o daha tehlikeli bir durum. Hani az önce konuştunuz işte ekonomik durumun kötü olduğu zamanlarda işte eğlence sektöründe fiyatlar her şey artabildi ama mesela burada da şöyle bir şey oldu. Pandemi zamanında işte cinsel uyarıcı ilaçlar çok satılmaya başlandı. Aa. Yine kondom kullanımı çok fazla arttı o dönemde. İnsanlar bir şekilde cinselliklerine çok düşkün hale geldiler. O dönemde harcamalarını bile oraya yönlendirdiler. Ama o işte salgın, pandemi gibi isimler bizim hayatımızdan çıktıkça sanki bütün hastalıklar azalıyormuş gibi bundan da korunmaktan artık tekrar kaçınıyorlar. Sanki bir anda her şey yeniden normalleşti gibi. Geçen gün bir şey okudum bu haberi bulduğum zaman. Gonore yani bel soğukluğu artık penisilini duyarlı hale gelmiş. Evet yani. Tedavi etmiyormuş artık. Direnç artık hatta. Evet direnç. Antibiyotiklere artık. Karşı direnç gösteriyor bakteriler. Çünkü bir de tabii hani işin çok fazla bilinçsiz antibiyotik kullanımı da söz konusu. Ama burada hala bence konuşmamız gereken, hatta biraz önce VTR'de de vardı, HIV ve HPV konusu var. Yani bu ikisi çok önemli. Çünkü özellikle HIV dediğimiz şeyin ucunda ne yazık ki ölüme kadar gidebilecek bir süreç var. HPV ile ilgili bu genital sihir virüsüyle ilgili de konuşacak olursak ne yazık ki kadınlarda işte rahim ağzı kanserine kadar gidebilecek kötü bir süreci başlatabiliyor. İşte bel soğukluğu, basit idrar yolu enfeksiyonları veya basit genital enfeksiyonları hep tedavi edebiliyoruz ve böyle çok uzun yıllar başımıza iş açmıyor ama HIV konusu ve HPV konusu gerçekten hala çok fazla popüler ve o konuda çok titiz çalışmamız gerekiyor. Geçen sene galiba Türkiye'de HIV giderek artıyor diye haberler çıkmaya başladı. Evet. Ama bu haberin altında okudum ki artık HIV Türkiye'de düşüşe geçti diye bir cümle vardı. Doğru mu bilmiyorum. Şimdi 1985 yılından beri kayıt altına alınıyor aslında Türkiye'de HIV konusu. Hatta 2023'ün son ayına kadar girilmiş olan yani bildirimi yapılmış olan verilere baktığımızda yaklaşık 40 bine yakın bir HIV'li vatandaşımız var aslında. Ama 40 bin çok 40 rakammış. Tabii ki. Şöyle düşünebilirsiniz bir stadyum dolusu insandan bahsediyoruz aslında. Ama engelleyemediğimiz bir konu var. Bu insanların korunması. Yani bu insanlar aslında ilişkiye girmeye devam ediyorlar. Ve geometrik bir şekilde bu muhtemelen bu sayı artacak. Evren Hocam, HIV'li olmakla AIDS'li olmak arasında fark var değil mi? Evet. Şimdi HIV aslında virüsün adı. AIDS de HIV virüsünün sebep olduğu o insan vücudundaki hastalığın adı. Yani her HIV virüsü taşıyan AIDS hastası değil. Hayır, hayır olmuyor. Hepimizin çünkü immün sistemi yani bağışıklık sisteminin gücü daha doğrusu birbirinden farklı. HIV virüsüyle karşılaşan herkes de hemen pat diye hasta olmuyor. Eğer
iyi bir şekilde antikor oluşturabilecek vücudu güçteyse, çok düşük titredeyse hatta böyle aldığı o HIV antijeni, bununla mücadele bile edebiliyor. Ama özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler bunu yavaş yavaş hastalık evresine doğru taşıyorlar. Peki HIV virüsü taşırken bulaştırabiliyor mu? Yani... Tabii ki. Ha. Tabii ki bulaştırabiliyor. Yani bulaştırmak için AIDS hastası olması gerekiyor. Hayır, olmasına gerek yok. HIV taşıması yeterli. HIV taşıması yeterli. Ve işte bilmediğimiz konu o. Hani daha önceki ilişkilerini, o kan transfüzyonlarını birilerine kan vermiş mi, kan almış mı onları bilmiyoruz. İşte birçok kontrolsüz kanla bulaşabilecek işlem yaptıran insanlar var. Ve bunu taşıyıp taşımadıklarını da bilmiyoruz. Yani insanlar hani dün yedikleri yemeğin ismini hatırlamıyorlar. Şimdi birçok hastalarım bana diyor ki ben işte dün daha ilişkiye girdiğim insanın ismini bilmiyorum diyor. Hani bırakın onun HIV taşıyıcısı olup olmadığını bilmesini, ismini hatırlayamıyorlar. Böyle bir bilinçsizlikte zaten bizim HIV'i kontrol altına almamız da çok zor. Ama dünyada kontrol altına alındı galiba. Özellikle HIV pozitif olduğu tespit edilmiş ve sonra tedavisine başlanan kişiler için çok fazla antiviral ilaçlar dediğimiz bu hani ilaç sektörü bu konuda çok iyi çalıştı gerçekten. Ama bizim ondan öncesine müdahale etmemiz gerekiyor. Artık okullarda cinsellik eğitimi var değil mi? Yanlış bilmiyorum. Evet var ama bir faydası var mı? En önemli soru o. Bir faydası var mı? Şimdi bir de cinsellik yaşı da tabii çok artık geriye doğru geldi Avrupa ile beraber. Şimdi özellikle 2000'li yıllarda hala bizde ilk cinselliğe başlama yaşı çok ilerideydi. Avrupa bizden bu konuda yaş anlamında daha böyle küçük yaşlarda başlayan bir popülasyon olarak geliyordu. Ama şimdi biz de artık onlara çok benzemeye başlayınca dediler ki ilkokul, ortaokul düzeyinde biz çocuklarımızı bu konuda eğitmeliyiz. Eğitirken ama tabii... Eğitim şöyle olmamalı, hani işte bir çocuk nasıl dünyaya geliyoru anlatmaktansa bununla ilgili bir farkındalık yaratıp özellikle bulaşan hastalıklar konusunda korunma metotlarını da anlatmak gerekiyor. Çünkü artık hani sosyal medya çağındayız, her şeye, bütün içeriklere çok rahat ulaşabiliyoruz. Elinde bir akıllı telefonu olan çocuk hiçbir eğitim almadan da bir insanın nasıl oluştuğunu çok basit bir şekilde öğrenebiliyor. Ama korunmayla ilgili, bu hastalıklarla ilgili korunmayla ilgili yeteri kadar içerik izliyor mudur? Hiç zannetmiyorum. O yüzden biz bunu ailede tabii başlatmalıyız ebeveynler olarak ama sonrasında da okullarda korunma anlamında eğitimlerimizi arttırmak zorundayız. Erin Hocam, bu bulaşıcı hastalıkları dediniz ya en başta giderek sayısı yükseliyor diye. Mesela nasıl önüne geçilecek bunun? Birisi anlatmalı yani. Hani bunlar çoğalıyor, başımız derde girecek ey ahali. Şöyle yapın, evet, böyle yapın evet diye. Biz işte hani bu konudaki profesyoneller olarak daha önce çok böyle bağıra bağıra anlatmaya çalıştık. Ama özellikle mesela ben o konuda size teşekkür ediyorum. Burada bir cinsellik kelimesinin o cinsel ifadesini bile bazen yayınlarda bize kullandırtmıyorlardı. Yani önce bu konudaki bir tabuları yıkmak gerekiyor. Bunun çok rahat konuşulabilir bir hale gelmesi gerekiyor ki ondan sonra bu süreç başlayacak. Ya biz hala 2024 yılında bunun bir televizyon kanalında rahatça konuşabilir olduğuna daha yeni şahit oluyoruz işte. Örneğin böyle bir yayınla. Çünkü öncesinde belki bir baskı ortamı bunların konuşulabilir olmasını bile hep engelledi. Bir genital kelimesinin kullanılmasını bile engelledi. Virüsü kullanıyorduk ama ne olur yayında çok fazla virüs kullanmayın, işte insanlar çok rahatsız oluyorlar diyorlardı. Önce burada hayatını buraları aşmamız gerekiyor. Bu rahim ağzı kanseri meselesi Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri olacak gibi. Tabii ki, evet. Ama bu konuda kadınlar çok ciddi bir farkındalık içerisinde evet. Artık. Ve her kadın cinsel aktif dönem içerisine girdikten sonra artık bir kadın hastalıkları uzmanına gidiyor ve düzenli olarak senede bir rahim ağzı bölgesini aslında kontrol ettiriyor. Mesela onun aşıyla önlenebilir olması ne kadar önemli bir şey aslında. Harika bir gelişme, harika bir gelişme. Ben kendi kızımı bile şimdi aşılamaya başladım hatta 11 yaşında. Ama hem erkekleri hem de kızları daha çocukluk dönemi sonlanırken böyle 9 ila 10. yaşlardan itibaren bizim aşılamamız gerekiyor.
Ve ha, onların, o kadar erken. Tabii ki o kadar erken. Bir de hem kadını hem erkeği, yani ilerinin kadın erkeklerini, şimdiki kız erkek çocuklarını şimdiden aşılamamız gerekiyor. Pahalı bir şey mi? Evet. Hayır, hiç pahalı bir şey değil. Hiç pahalı bir şey değil. Ben sanki belediyeler yapmaya başlayınca okuduğum şeyler az rakamlar değil de. Yani bir dozuna kadar bilmiyorum ama bir aşı çok az, çok ucuz açıkçası değildi. Çok ulaşılamayacak bir durumda değil ama yakın zamanda da hatta bir aşı takvimine girmesi aslında konuşuluyor bunun. Biraz da şundan dolayı erkenden aşı takvimine sokmak istiyorlar. Çünkü az önce bahsettiğim konu, Türkiye'de ilk cinsel ilişkiye girme yaşı gittikçe yavaş yavaş düşüyor. Bir de şimdi aşı olmayıp kanser olsa devlete maliyeti daha yüksek aslında. Evet, kesinlikle öyle. Ben şimdi bunu geçen gün hatta bir hastamla konuştum. Bu korunmayla ilgili, işte kondom kullanımı ile ilgili bir şey önerirken, hocam kondom fiyatları da çok pahalı dedi. Ben de dedim ki yani sizin başınıza bir hastalık geldikten sonra bununla mücadele etmek çok mu ucuz? Ya da sizin sağlığınız, canınız çok mu ucuz? Hayır. Çok basit korunabiliriz aslında. Hocam İzmir'den buraya kadar geldiniz. Rica ederim. Çok teşekkür ederim. Ben de davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok bilgilendik. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun hocam. Sağ olun.